Türkiye'nin konuştuğu konu, hatta dünya basınında da epey yer aldı. Dünya medyasında da konuşuldu, manşetler atıldı. Ne oldu? Fenerbahçe niye sahadan çekildi? Dün Şanlıurfa'da neler yaşandı? Hepsini konuşacağız. Hatırlarsınız ki aslında Suudi Arabistan'da maç oynanacaktı. Süper Kupa final maçı. Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecekti. Bir kriz çıkmıştı. Krizden sonra bu maçın Şanlıurfa'da oynanması kararlaştırıldı. Dün bu maç oynanacaktı ki Fenerbahçe çekildi. 50. saniyede Galatasaray'ın bir golü oldu. Şimdi tabii dünden bu yana herkes bu konuyu konuşuyor. Şanlıurfa'daki bu maçta neler yaşandı? Fenerbahçe o sahadan niye çekildi? Şimdi dünya medyasında da çok yer aldı. Pek çok gazete manşet attı bu konuda. Arkadaşlarım ekrana verecekler galiba, çok güzel. Süper Kupa dünya basınında, Almanya medyasında şöyle bir başlık atıldı. Türkiye'deki Süper Kupa tam bir komediye dönüştü dedi Alman medyası. İspanya medyası, Türkiye'de skandal. Fenerbahçe protesto için Süper Kupa kupayı bir dakika sonra terk etti manşetini attılar. Fenerbahçe, İngiltere medyası, Fenerbahçe U16'larla maça başlayıp bir dakika sonra sahayı terk etti dedi. Almanya medyası, Türkiye Süper Kupası tam bir saçmalıkla sona erdi ifadesini kullandı. İtalya medyası, Türkiye'de kaos. Fenerbahçe U16 oyuncularıyla Galatasaray'a karşı sahaya çıktı. 1. dakikada gol yedi ve çekildi dedi İtalya medyası. İspanya medyası, Türk futbolunda yaşanan son saçmalık ifadeleri kullanıldı. Hırvatistan medyası da kaotik Türkiye sezonu kaotik şekilde devam ediyor dedi. Dursun Özbey'in bir açıklaması oldu. Dünyaya rezil olduk diye. Rezil mi olduk? Ne oldu? Ama en çok merak edilen soru alt manşette de yazıyor. Fenerbahçe o sahadan niye çekildi? Hemen ben Ankara'ya dönmek istiyorum. Zafer Şahin, neler oldu dün akşam? Fenerbahçe, bu arada Fenerbahçe Spor Kulübü bu yabancı medyaya yönelik bu çıkan haberlere karşılık bir yazılı açıklama da yaptı. İngilizce bir açıklama yayımladı. Şöyle söylendi. Yapılan açıklamada Fenerbahçe son 20 yıldır Türkiye'de adaletsiz bir futbol sistemine karşı mücadele ediyor ifadeleri kullanıldı. 2006 yılındaki Denizlispor maçından 2010-2011 sezonundaki şike suçlamalarına, TFF tarafından 2 sezon boyunca Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkından mahrum bırakılmasından takım otobüsünün kurşunlanması ve son Trabzon maçında yaşananlara kadar geniş çaplı bir açıklama yapıldı ve bize işte haksızlık yapıldı, TFF arkamızda durmadı, işte sorumlular cezalandırılmadı gibi epey uzun bir açıklamaydı bu. Şimdi yani Fenerbahçe bir tepki ortaya koydu ama şimdi Fenerbahçe aslında nasıl bir mesaj vermek istedi ve o sahadan niye çekildi? Zafer Şahin, sizin yorumlarınızla başlayalım. Fulya, aslında yani yabancı basının olaya yaklaşımı Türkiye'de hani birçok insanın olaya bakış açısıyla aynı. Ya bir futbol maçı neden bu hale gelir? Yani insanların şu zor dönemde işte eğlencesi, vakit geçireceği, keyif alacağı bir mecra, spor, özellikle futbol. Türkiye'nin en büyük iki takımı Fenerbahçe ve Galatasaray orada karşı karşıya gelmişler. Maç açık kanaldan oynanıyor. Gönül isterdi ki keşke böyle bir şey olmasın. Dünyaya Türk futbolu hani böyle bir olayla yansımasın, ama olmadı. Şimdi Fulya, şöyle de bir gerçek var. Yalnız bunu herhangi bir şekilde futbol taraftarlığı ya da bir fanatiklik neticesinde söylemiyorum. Ben inceledim bugün, baktım. Ben de bir futbol severim. 1988 yılı benim mesela 88-89 sezonu Fenerbahçe'nin benim hatırladığım ilk şampiyonluğuydu. 36 senede Fenerbahçe 8 kez şampiyon olmuş. Bak, 36 yılda 8 kez şampiyon olabilmiş Fenerbahçe. Mesela koca 90'lı yıllar boyunca bir şampiyonluğu var. İşte 2000'li yılların 2010-2010 dönemi 3 şampiyonluğu var. Sonrasında bu takım Fenerbahçe 2013-2014 sezonundan beri 10 yıl geçmiş aradan ve hiç şampiyonluğu yok. Hal böyle olunca az önce senin hatırlattığın o Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama, işte o son dakikada kaçan şampiyonluklar, bunlar sporun içinde var, doğal, ama FETÖ terör örgütünün Fenerbahçe'yi özel olarak hedef aldığı bilinen bir gerçek. Hatta bir önceki kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın o şike iddiaları gündeme geldiğinde meşhur bir konuşması vardır. ne şikesi memleket elden gidiyor diye futbol üzerinden Türkiye'de bir şekilde tribünleri hareketlendirmek, toplumda özellikle gençler ve taraftar grupları üzerinden bir umutsuzluk dalgası, bir adalet yok işte bu ülkede anlayışını yerleştirmek için FETÖ'nün etkin olduğu süreçte Fenerbahçe'nin özel olarak seçildiği ve üzerine çalışıldığını sanıyorum bu ülkede hiç kimse inkar edemez. Yani bu çok nettir. Mesela ben hatırlıyorum o işte şike iddiaları gündeme geldikten sonra Fenerbahçe Başkanı yöneticileri hapse atıldıktan sonra bir sezon futbol oynandı Türkiye'de. Playoff'a gidilmişti. Sanıyorum 2011-2012 sezonuydu. Ve orada son maç Fenerbahçe'nin stadında Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaydı. İlginç bir şekilde o maç berabere bitti. Galatasaray şampiyon oldu. Tabii ki sportif anlamda hak ederek oldu. Ama o maç öncesinde, maç sonrasında insanlar 50.000 kişi o statta tutuldu. Ve özellikle FETÖ'cü emniyet mensuplarının, FETÖ'cü o kriptoların o taraftara nasıl o gaz bombalarıyla, jopla saldırdığı, maçtan çıkan hiçbir suç olmayan insanların nasıl tahrik edilerek bir şekilde sokağa dökülmek istendiği de o gün o statta olan herkes tarafından biliniyordu. Sonrasında bakıyorsun bir Fenerbahçe takım otobüsünün kurşunlanması olayı var. Yine 15 Temmuz ihanetinden hemen önce. Mesela bu olay da muallakta kaldı. Bütün bunları üst üste koyduğunda, sportif başarı da gelmediğinde Fenerbahçe haklı olarak şunu söylüyor. Ben diyor ne yapsam sportif anlamda bir şekilde engelleniyorum, önüm kesiliyor diye bir iddiaları var. Bu olayın sportif tarafı, ona ben bir şey diyemem ama rakamlar, istatistikler, o 88-89 örneğini şundan verdim. O işte Türk futbolunda 3 puanlı sisteme geçildiği yıl ve bir futbol takımı, Türkiye'nin en büyük futbol takımlarından biri, koca 36 yılda 8 kez şampiyon olabiliyorsa, bu süreçte rakipleri onun 2 katı, 2 hatta daha fazla şampiyonluklar elde etmişse o futbol takımının böyle iddiaları gündeme getirmesi çok normal. Bu iddialarını doğrulayacak, bu iddialarına haklılık kazandırabilecek başka olaylar da var. Bu senin hatırlattığın olaylar gibi. Bu özetin ardından bak Fulya şunu söylemek lazım. Ya bu Süper Kupa maçı geçen sezonun şampiyonuyla geçen sezonun kupa şampiyonu arasında oynanması gerekiyor. Ya bırak geçen sezonu, bu sezon bitiyor ve siz bu maçı ancak oynatabiliyorsunuz. 7 Nisan 2024 tarihinde. Ya normalde bu maçın geçen yılın yaz aylarında sezon başlamadan oynanması gerekiyor. Şimdi burada yönetimsel anlamda da Türk futbolunda bir sorun olduğu artık yadsınamaz bir gerçek. Bu maçı siz zamanında oynatsaydınız ne Suudi Arabistan'daki o kriz olurdu, TFF'yi o oluşturulan kriz olurdu, Zafer ne bugün yaşananlar olurdu. Tabii yani şimdi ne demek ya geçen yılın lig şampiyonuyla geçen yılın kupa şampiyonu arasında oynanması gereken maç yıl olmuş 2024 7 Nisan günü hala daha oynanamıyor. Oynandığı zaman da ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. Şimdi bir sürü olay var bak bu enteresandır. Özellikle futbol üzerinden Türkiye'de taraftar gruplarını hareketlendirmek, özellikle gençleri, futbol seven gençleri kulüpler bazında birbirine düşürmek, ya işte bu ülkede adalet yok, haksızlık yapılıyor algısını sporda da, tribünlerde de, futbolda da yerleştirmek için sanki özel bir çalışma yapılıyor. Yani benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Çünkü ya olanlara bakıyorsun, yani akılla, fikirle, mantıkla açıklanacak şeyler değil. Sonuç itibariyle futbol, bu takım Türkiye'nin iki güzide futbol takımı çıkarlar. Biri kazanır, biri kaybeder. O önemli olan dostluktur, sportif dayanışmadır. Fakat biz bunların hepsini geride bıraktık. İlginç bir şekilde işte kulüp başkanlarının atıştığı, taraftarların birbirine düşürülmeye çalışıldığı, sosyal medya üzerinden tuhaf yorumların yapıldığı, spordan başka her şeye benzeyen, sportif faaliyetten başka her şeye benzeyen bir hüviyete büründürüldü bu iş. Ben burada da yönetimsel anlamda bir zafiyet olduğu kanaatindeyim. Yani Türk Futbol Federasyonu maalesef son dönemde yaşanılan hiçbir olayda inisiyatif alıp da bu olayların önüne geçebilecek, spor kamuoyunu, genel kamuoyunu tatmin edebilecek, memnun edebilecek hiçbir aksiyon alamadı. Maalesef alamadı. Yani kimse kızmasın, darılmasın, üzülmesin ama gerçek bu. Yani bugün Türkiye dünyaya böyle bir maçla Süper Kupa hikayesinden 1-2 ay sonra yine bir futbol üzerinden hani tırnak içerisinde hiç hoş olmayan görüntülerle malzeme oluyorsa dünya basında burada futbolu yönetenlerin bir oturup düşünmesi lazım. Ve hoş acaba olmayan yorumlar, manşetler atıldı. Nerede gerekli aksiyonları denildi, alamıyoruz da. Bak az önce okudum yani. Komedi denildi, saçmalık denildi. Niye böyle manşetler atılsaydı ki yani? Niye? Ya tabii. Hoş olmadı. Bir de evet, maalesef böyle oluyor. Benim da söyleyeceklerim bu kadar. Bir yandan şöyle eleştiriler de yapıldı. Ya Şanlıurfa Güzide şehrimiz, aynı zamanda depremde de yara alan bir şehrimiz. Oradaki insanlara da moral motivasyon olacaktı bu maç. Gelirleri de zannediyorum depremzedelere gidecekti. Biletlerin satışından değil mi? Elde edilen gelirlerde. Zannediyorum Fenerbahçe bilet satın aldığını söyledi. Bilmiyorum orada da ama hani şey denilir ya. Ya Fenerbahçe bir tepki ortaya yani koyar, bu tartışılır tartışılmaz ama bir yandan da hani insanlar orada bir keyifli belki bir maç izleyecekti, moralleri yükselecekti. Şanlıurfa'ya da bir harbiden şey olacaktı yani. Bir moral olacaktı. Moral olacaktı tabii ki. Bir yandan böyle eleştiri yapan da var. Fulya tam senin dediğin gibi. Fulya bak. Fulya haklısın. Bak şunu söylerler, derler ki Fenerbahçe ve Galatasaray yani gazozuna maç oynasa bilmem şu kadar insan toplanır diye. Ya şimdi o tribünlerin haline bak. Yani o kadar enteresan ki ya bu futbolu, bu güzide kulüpleri bu hale düşürmeye kimin ne hakkı var? Yani biz böyle bir organizasyonu dahi niye beceremez haldeyiz? İnsan gerçekten üzülüyor ya. Bu takım yani Şanlıurfa, ne bileyim işte Mardin, Adana nerede oynarsa oynasın o tribünler dolar. Ama maç öncesinde öyle şeyler yaşanıyor, öyle şeyler konuşuluyor ki insanlar demek ki maça gelmek istemiyorlar. Bak bir de sen hatırlattın, iyi ki hatırlattın. Bu maçın orada oynanması deprem felaketinde 6 Şubat depreminde zarar gören illerden birinde oynanması bizzat bizim bu iki takımımızın isteğiydi. Evet, ki o bölgeye bir katkı olsun diye. Tabii. Şimdi amaç ne? Gelinen nokta ne? Yani bak burada şu var. Maalesef bizim ülkemizde bu istifa kültürü çok böyle işletilmiyor. Yani bir şey ortada bir net bir durum varsa görevliler istifa etmekten çekinmemeli. Yani belli ki Türk futbolunda bir sorun var. Yani beni şu açıdan şu ilgilendirmiyor. Yani efendim Fenerbahçe mi haklı, Galatasaray mı haklı? Ben işte dilimin döndüğünce kendi bakış açımdan anlatmaya çalıştım. Beni burada ilgilendiren şey Türk futbolunun dünyaya ve Türkiye'nin dünyaya böyle bir olayla malzeme olması, Süper Kupa skandalından sonra biz yine aynı kupa üzerinden bu sefer de böyle bir olayla yani Fulya hakemler dövülüyor, enteresan bir şekilde takımlar sahadan çekiliyor. Daha önce Türk futbolunda hani 10 yılda bir olacak olayların hepsi bir sezonda oldu ama bakıyorsun hiç kimse herhangi bir sorumluluk almıyor. Herhangi bir şekilde ne istifa eden var, ne bu işte şu kusurludur diyen var. İş böyle devam ediyor. Bakalım nereye kadar devam edecek, biz de merakla bekliyoruz. Şimdi 18 Temmuz'da zannediyorum TFF'de bir seçim olacak. Sizce bu bütün olayların, hadiselerin sorumlusu kimdir İsmail Dükel? Hem dün akşam yaşananları hem daha evvelinden işte uzun bir süreçtir Fenerbahçe çünkü sorunlarını, sıkıntılarını Ali Koç da dile getiriyor. Sizin yorumunuz ne olur? Şimdi sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Hı hı. Bu işin bir tek sorumlusu var. O da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve onun yönetimidir. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu doğru dürüst bir yönetim sergilese, belli konularda, kritik konularda doğru inisiyatifler alıp doğru hareket planları organize edebilseydi şu kepazelik yaşanmayacaktı. Yani şu bakın. Yani, evet şu arkada yazılan, Vol'de yazılanları söylüyorum. Türkiye süper işte tam komediye düştü diyor. Yani saçmalık. Bir Türk vatandaşı olarak şunlar beni ziyadesiyle üzüyor. Sadece beni mi? Yani şu anda televizyonları başında oturan milyonları da üzüyor. Herkesin yani içinde şöyle bir parça vatanseverlik taşıyan bir insanın bu işlerden memnun olması mümkün değil. Ha bunları buraya kim getirdi? Yani kulüpler getirmedi. Kulüplerin haklı olduğu taraflar vardır, haksız olduğu taraflar vardır ama nihayetinde bir yönetim vardır. Yönetim mekanizması vardır. Eğer yönetim mekanizması doğru işlemezse bunlar olur. Bunlar olduğuna göre demek ki yönetimde ciddi sorunumuz var. İşte Zafer de hatırlattı. Yani hakemin dövülüyor. Taraftarlar sahalara iniyor, işte futbolculara saldırıda bulunuluyor. Futbolcular kendilerini korumak zorunda kalıyor. Bunun dışında gereksiz uzatmalar yaşanıyor maç sıralarında. Gereksiz uzatmalar yaşanıyor. Takımın otobüsü kurşunlanıyor. 9 yıldır ortada fail yok. Şimdi bütün bunları arka arkaya koyduğunuzda çok net bir sorun var ortada. Ve son süreçte, son birkaç yılda artarak devam etti. Sadece Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, onun bunun sorunu değil bu. Bu Türk sporunun temel sorunu haline geldi bu yönetimsizlik. Dolayısıyla bir istifa istiyor insanlar. Bir istifa edilse, birisi bir görev sorumluluk kim alsa. Ben değil tabii ki, yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetiminde kim sorumluysa. Yani kim sorumlu burada? Türkiye Futbol Federasyonu. Dolayısıyla onların birisinin bir şey yapması gerekiyor ki bu sorunlardan kurtulalım. Ya da en azından sorunun çözümü için bir yerden başlayalım. Şu anda ortada kangren olmuş bir mesele var. Halının altına süpürülüyor gibi değil mi? Ya halının altına da süpürülmüyor çünkü ortalıkta gözüküyor. Yani halının altına süpürdüğünüz zaman en azından gözden uzak tutarsınız, gözden ırak tutarsınız. Yo değil, halının ortası pislik dolu. Süpüren de yok. Yani keşke birisi toplasa, halının altına süpürse, o da yok. Yani pislik olduğu gibi duruyor. Kimsenin eline süpürge alıp da şu işi bir toparlayalım, halının altı, eşiğin arkası bilmem ne. Yok, böyle bir kaygı yok, böyle bir dert yok. İnsanlar keyif alıyorlar demek ki Türk futbolunun bu hale gelmesinden. İnsanların böylesine ya da Türk futbolunun dünya kamuoyunda böyle bahsedilmesinden keyif alıyorlar demek ki. Şunlardan birisi, ya bir tek manşet bir yönetimin topluca istifasını gerektirir. Tek bir manşet. Kıyamet gibi manşet dizmiş haber merkeziniz. Yani şuraya baksanıza. Şimdi bu kepazelikler burada durduğu sürece bu sorunu kolay kolay çözemeyiz. Çözülmez de. Çözülemiyor. Şimdi yani bildik olayları tekrarlamayacağım. Yani süreç zaten tüm spor kamuoyunun, hatta spor kamuoyunu da geçti. Yani Türkiye kamuoyuna mal olmuş bir mevzu. Onun için onların böyle hani başlıklar halinde açmayacağım. Ama sadece şunu bilmek lazım. FETÖ'nün palazlandığı ilk yıllardan başlayarak devam eden bir süreç var Fenerbahçe üzerinde. Şimdi Fenerbahçe sahadan niye çekildi? Yani o sahadan olmasaydı bir başka sahadan çekilecekti. Çünkü artık bıçak gemiye dayandı. Fenerbahçe kendisine yapılan haksızlıkları artık kaldıramıyor. Ve dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu tavrı sadece kendisini korumaya dönük de değil. Ya da kendi haklılığını kamuoyuyla paylaşmak değil sadece. Fenerbahçe'nin bugünkü mücadelesi tüm spor kamu adına verilen bir mücadeledir. Tüm kulüpler adına verilen bir mücadeledir. Yani eğer sporda bir düzensizlik varsa, bir sıkıntı varsa, sağda solda bir takım sorunlar varsa bu sorunları dile getirme cesaretini gösterebilmiştir Fenerbahçe bu süreçte. Yılmadan, yıllardır söylüyor. Yani bunu bir kere de söylemiyor. Yıllardır söylüyor. Yani şöyle sorunlar var. Ya birisi ilgilen. Hayır, ilgilenen yok. Sonunda bunu yapmak zorunda kaldı. Hani neden bu noktaya gelindi? Neden bıçak kemiğe dayandı? Buraya kadar gelinen aşamada bu süreçte yapılması gereken bir şey yok mu? Elbette vardı. Ama hiçbirisi yapılmadı. Sonunda Fenerbahçe bir hareket planı geliştirdi ve bunu da tepki uyguladı. Verdi. Evet, bir tepkidir bu. Nihayetinde Fenerbahçe kulübü 117 yıllık mazisi olan bir kulüptür. 30 milyona dayanan bir taraftar grubu vardır. Tabii. Yani ülkenin 1/3'ü. Tabii. Az buz değil. Tabii. Çok köklü büyük bir kuruluştur. Türk sporuna her branşta, sadece futbol değil, her branşta ciddi hizmetleri olan bir kuruluştur. Niye kendisini durduk yere tartıştırsın? Belli ki canı yanıyor. Ve bu can yanması nedeniyle de belli ki feryat ediyor. Birisi de dönüp bakmıyor ki ya ne oluyor burada diye. Dolayısıyla bu işin temel sorunu ya da sorunu çözmek için önce Türkiye Futbol Federasyonu'na dönüp bakmak lazım. Ondan sonra iş gayet güzel bir biçimde tıkır tıkır çözülür. Fenerbahçe şunu söylüyor: beni artık görün kardeşim, beni artık duyun. Ben tepkimi ortaya koyuyorum. Yani Şanlıurfa'da o sahadan çekilmesi. Bu arada yani kupa Galatasaray'a verilmedi değil mi? Öyle bir şey olmadı. Süper Kupa şu an kim kaldırdı? Geri aldılar diye biliyorum. Zafer abi. Tabii. Bu yani bu hakem maçı şu an tatil etti. Vallahi. Değil mi yani? Şimdi kupa falan kimsenin olmadı galiba. TFF'den bir açıklama Türkiye geldi mi? Türkiye Futbol Federasyonu 24. maddesi açık. 24. maddesi açık. Diyor ki eğer bir takım sahadan çekilirse hükmen mağlup sayılır diyor. Dolayısıyla Fenerbahçe hükmen mağlup oldu. Ama buna Galatasaray kupa kaldırdı mı? Kaldırmadı değil mi? Öyle bir şey olmadı. Ha, değil mi? Federasyon dün sanki statta bir kupa vardı ve evet. Daha ama maç tescil edilmedi herhalde. Maç tescil edilmedi sanıyorum. Hükmen yenik ilan edilecek Fenerbahçe. Onun üzerine herhalde kupa Galatasaray'a verilecek diye tahmin ediyorum. Çok bir bilgim yok açıkçası bu konuda. Evet.